Sevgili Olay Televizyonu izleyenleri, Yüz Yüze programına hoş geldiniz. Bu hafta geleneksel sanatları konuşacağız. Konuğumuz Elif Kamacı Efe, sanatkar. Hoş geldin Elif'ciğim. Hoş bulduk. Rönyef ve İpek Koza sanatkarsın. Dilersen ilk önce bu sanatkar kısmından başlayalım. Kariyerinden söz edelim. Sen bize kısaca anlat. Elif Kamacı Efe, Bursa doğumluyum. 6 yıldır sanatla uğraşıyorum. Rölyef'e İpek Koza Anadolu'm. Rölyef'le bir kurs sayesinde tanışmıştım. Daha sonra yarışmaya katıldım. Aldığım dereceden sonra bu sanatın üzerine yöneldim ve sergiler açmaya başladım. Daha sonra Rölyef Fransız kökenli bir sanat olduğu için geleneksel sanatlardan da ne yapabilirim diye düşüncesiyle İpek Koza'ya kendime yakın buldum. Bunun nedeni de Bursalı oluşum. Evet. Ve İpek'in çok değerli olduğu, kaybolmaya yüz tutmuş sanat olduğunu düşünerek İpek Koza'ya yöneldim ve ikisini karıştırmaya başladım. Şu an iki sanat dalında ilerliyorum. Şimdi Olay Gazetesi için yaptığım sergi haberlerinden tanışıyoruz seninle. Evet. 6 yıldır bu geleneksel sanatlarla ilgileniyorsun ama gerçekten çok özverili bir şekilde ilgileniyorsun. Bunun birebir tanığı benim. Buradan yola çıkarak belki de ilk sorum rölyefle olmalı. Rölyef Fransız kökenli bir sanat, evet, dedin. Bize anlatır mısın, rölyef nedir, nasıl bir sanattır? Rölyef, bizdeki karşılığı üç boyutlu şekillendirme diyoruz. Hı hı. Yağlı boya ve gerçek fotoğrafları belirli aşamalardan sonra üç boyutlu hale getirme sanatıdır. Sanatın kökeni aslında Osmanlı kağıtı sanatından 14. yüzyılda Fransızların etkilenerek kendilerine bir sistem geliştirmesiyle oluşmuş bir sanat. Kökeni Fransız olduğu için rölyefin kabartma ve çökertme hareketleri. Bizler istediğimiz herhangi bir resmi belirli çıktılar alıp 7-8 aşamadan sonra 3 boyutlu hale getiriyoruz. En son aşamada da yapan kişinin ruh haliyle, hı hı, tasarımıyla eseri sonlandırıyoruz. Ama aslında tamam, bunu çok böyle teknik bir şekilde anlattın ama şimdi rölyef tablolar baktığım için biliyorum, derinliği olan... Evet, kabartma ve çökertme hareketlerinden kaynaklanan derinliğimiz olan tablolar. Tablolar ve bu tablolar daha çok milimetrik çalışmalar isteyen, çok büyük bir dikkat isteyen tablolar. Şimdi sen aynı zamanda eğitimlerini de veriyorsun. Evet. Bu sanatların. Dolayısıyla buradan yola çıkarak biraz daha detaylandırmanı rica ediyorum. Örneğin bu derinlik hissi, bu kağıtları kesmek, kağıt sanatından yola çıkarak yapılıyor dedin. Hı hı. Buradan bize biraz daha ipucu verme şansın var mı? Tabii. Öncelikle beğendiğimiz herhangi bir resmi özel çıktılı kağıtları alıyoruz. Bu kağıtların sayısı 10-15 arası değişebiliyor. Bu da perspektif kurallarıyla. Bizler, aynı boylarda mı? Evet, aynı boylarda. Ölçüleri aynı. Fakat biz kendimiz onu geriden öne doğru gelme mantığıyla, yani perspektife göre bize daha yakın olanlar daha kabarık, uzak olanlar daha alçak. En basite indirgenmiş durumu böyle anlatabilirim. Öncelikle onu düşünerek kağıtlarımızı kreatör dediğimiz bıçağımızla belirli bir mat üzerinde kesiyoruz. Sonra kestiğimiz her objeyi tek tek kenarlarını kontrolüyoruz. Daha sonra demir ütülerimiz var. Yine bir mat yardımıyla kağıtları ütüleyerek şekil veriyoruz. Ondan sonra yapıştırma aşamasına geçiyoruz. Yapıştırma aşamasında da biraz önce bahsettiğim gibi eğer derinlik varsa derinliği vermeye çalışıyoruz. İşte bir figüratif, yani insan çalıştığımız zaman kol hareketleri, bacak hareketleri, yansıtabildiğimiz yüzdeki duruş, bunları vermeye çalışıyoruz. Eser oluştuğunda da biz insansa duyguyu, vücut hareketlerini, manzaraysa derinliği ve bunun dışında da çiçeklerde de doğallığı yaratmaya çalışıyoruz. Ben hep öğrencilerime diyorum, hani nasıl doğadaki çiçekler, işte posterde güneş varsa siz de o ışığı yansıtmaya çalışın. Ya da bir rüzgarlı bir resimse sanki yapraklar rüzgardan savruluyormuş gibi. Aslında biraz görselliği çok ön planda olan ve hayal gücüne dayalı bir sanat. Evet, biz perspektif kurallarına göre çalışıyoruz ama hayal de etmemiz lazım. Yani bir Venedik tablosu çalışırken sanki oradaymışı hissedersek biz o boyutu verebiliyoruz. O yüzden görsel yetenek gerektiriyor ve öğrenciler başladıkları aşamadan ilerledikleri zaman
o farkı yakalayabiliyoruz. Her şeyden önemlisi tablolara baktığımda bu derinlik duygusu o eserin içine girmeyi sağlıyor. Bu bakımdan önemli. Peki baktığımızda öğrenciler rölyefe ne kadar ilgi gösteriyorlar? Yani bir eğitimci olarak sen geleneksel sanatlara olan ilgiyi günümüzde nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi öğrenciler olarak çok iyi değerlendiriyorum çünkü inanılmaz bir talep var. Hı hı. Özellikle büyükşehir ve halk eğitim kurumlarının ücretsiz kursları olduğu nedeniyle kurs olarak herhangi bir sıkıntı yok. Fakat sanatsal anlamda tabii ki eksikler oluyor çünkü sergi alanlarımız az, galerilerimiz az. Hani öğrencilerle yıl sonu sergilerine çıkılabiliyor ama ara sergilerde sıkıntı çekiyoruz çünkü Bursa genelinde böyle bir sorunumuz var. Hı hı. Ama eğitim aşamasında herhangi bir sıkıntı yok. Öğrenciler istediği zaman, istediği branşta eğitim alabiliyorlar. Peki rölyefle ilgili olarak çalışmalar ne kadar sürüyor? Yani bir öğrencinin ne kadar emek vermesi gerekiyor rölyefe? Şimdi bizdeki, ben hem halk eğitim kurumlarında hem de özel atölyede ders veriyorum. Hı hı. Bu biraz kişinin yeteneğiyle alakalı. Hı hı. Ama halk eğitimi baz alırsak 8 saatlik bir eğitim süremiz var. 4 ya da 5 derste bir eser çıkartabilir öğrencimiz. Sergilerden söz edelim. Sergilerle ilgili çalışmalarım var. Bu sergileri, evet 6 yıldır bu sanatlara emek veriyorsun ama sergilerle taçlandırıyorsun. Dolayısıyla Bursa'da gerçekleştirdiğin ya da yurt içinde gerçekleştirdiğin sergileri kısaca özetleyebilir misin? Tabii. İlk sergim 2013 yılında tamamen amatör bir ruhla eşimle görüşmem sonucu oluştu. İstedim ki ben hani bu sanata gönül verdim. Bir sergim olsun ve ileride hatıra kalabilsin. Ama farklı bir ne diyeyim talihim değişti diyebilirim. Orada gelen misafirlerin eserlerime ilgi göstermesiyle Ankara'da bir davet aldım. Hemen akabinde daha sonra Halk Eğitim Kurumu'nda çalışmaya başlamamla birlikte 2013 ve 2017 arasında şu anda 6 kişisel sergi, 20'ye yakın karma sergi, Bursa içinde, İstanbul'da uluslararası bir festival, İzmir'de yine yerel bir festival ve geçen sene de Bursa Valiliğini temsilen Almanya'da bir sergi açma şansım oldu. Ne güzel. Şimdi bu sergiye tekrar geleceğim ama tam bu sırada sen cevaplandırırken ben bir tane örnek evet. aldım elime. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bu rölyefe bir örnek. Evet. Karlı bir Bursa manzarası. Evet. Ben kendim Bursalı olduğum için eğer şehir dışında ya da herhangi bir sergide mutlaka Bursa eserleri çalışmaya hı-hı. çalışıyorum. İstiyorum ki sanat da bir nevi yaşadığın şehre hizmet olarak düşünüyorum. Hı-hı. İnsanlara eserler bir şey verebilsin. O yüzden mutlaka Bursa ile ilgili resimler oluyor. Evet, bu da yani çok güzel bir örnek. Bunu biraz anlatabilir misin? En azından bunun üzerinden bir rölyef sanatını tanımış oluruz tekrar. Evet, bu resimde de belirli sayıda çıktılar alınarak evet. dikkat ederseniz ilk önce gökyüzünden evet. Bize yakın olan ağaca kadar her aşamada evet. biraz daha azaltarak çalışılmış bir tablo. En son aşamasında da kare efektleri verebilmek için yardım aldığımız boyalar oluyor. Tabii ki rölyefte çok süslemeye yatkın bir sanat olduğu için gerçek çiçeklerden, efektli boyalardan yararlanabiliyoruz. En üst aşama zaten çalışan kişinin tamamen kendi zevkine kalmış diyebilirim. Yurt dışında nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani az önce Almanya'dan söz ettin. Evet. Bu önemli bence yani. Türkiye'den sanatçılar, sanatkarlar gidiyor. Orada yabancı sanatseverlerle buluşuyorlar. Nasıl tepkiler aldın? Rölyef sanatına ve diğer geleneksel sanatlara ne tür bir bakış var? Şimdi yurt dışındaki sergi benim için de ilk deneyimdi. Çok güzeldi. 6 günlük süren bir festivaldi. Orada açıkçası ilk gidişimde acemilik de olabilir. 4 eserle katılabildim çünkü hı hı. yurt dışına eserlerimiz çerçeveli ve camlı olduğu için çıkartmada sıkıntı var. 2 tanesi İpek Koza, 2 tanesi rölyefti. İlgi çok güzeldi çünkü perspektif olduğu için insanlar camdan içeri giriyormuş hissini yaşayarak zaten standımıza çok ilgi gösterdiler. Bir tane
kelebekli eserimi götürmüştüm. Her sergide mutlaka bir tane kelebek çalışıyorum. Ben rölyefe çok yakıştığını düşünüyorum. Kelebek motifinin çok evet, yakıştığını Evet, kelebek. Var mı böyle başka düşündüğün motifler? Yani özellikle yeşil... Kadınlar, yani açıkçası her sergide mutlaka kadınların işte bu cinsel istismar, çocuklara taciz, bunları öne sürebilmek için mutlaka duygusal ya da bir anlam veren resimler. Ama orada Bursa ve kelebek eserimi götürmüştüm. Bursa'yı da bilerek götürdüm. En azından Bursa Valiliği'nin standında olup kendi şehrimi tanıtmak istedim. Ve çok iyi tepkiler aldık. İşte bir gün gezip Cumalı kızı gördükten sonra bize bir sürü Türk getiren yabancılar. Onlarla işte Kozan'da çay içtiklerinin anılarını dinledik. Cumalı kızı işte gelmiştik, görmüştük, fotoğraflarını getirenler oldu. Ve sürekli Türkiye'ye selam söyleyen bir sürü gurbetçi. Çok güzeldi, deneyim de iyiydi ve ilgi de çok iyiydi. Günde 10 bin ziyaretçi alan bir festivaldi. O yüzden güzeldi. Sanatında böyle bir işte köprü vazifesi var. Yani bu köprüyü sağladığı zaman işte farklı medeniyetler bir araya getirebiliyor. Şimdi geldiğimiz noktada az önce sohbetin başında söyledin, unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat dalı var. Dolayısıyla bunları yaşatmak adına bir sanatkar olarak neler söyleyeceksin? Yani buradan sanatseverlere ya da sanatla ilgilenen kişilere neler söylemek istersin? Kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar, zaten sanatkarlar, inanın hani ben ve bir sürü arkadaşım mücadele veriyoruz. Eserler üretmeye çalışıyoruz, sergiler açıyoruz. Ama sanatın yaşayabilmesi için de dışarıdan destek lazım. Çünkü bir sanatkarın sanatını devam etmesi için en azından eserlerini elinden çıkartabilmeli ki yeni eserler üretebilsin. Hı hı. Hani maddi boyutu sanatla bir tutmuyoruz. Çünkü eğer maddiyata dökersek zaten sanat yapamayız. Hı hı. Ama bizler de istiyoruz ki sergilerimiz desteklensin, eserlerimiz yer bulsun. Biz de yeni eserler üretebilelim. O yüzden ben hani yerel yönetimler olsun, büyük firmalar olsun, sanatkarların desteklenmesini istiyorum. Yoksa sanatkar zaten bu gönül işi. Bir şekilde mücadeleni veriyorsun. Maddi ve manevi ruhunu yansıtıyorsun. Ama bunun devam edebilmesi için de ilgi görmek lazım. Öyle bir sıkıntımız var. Buradan iyi ki bunları söyledin. Şimdi müsaadenle kısa bir VTR arası vereceğiz. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Buyursunlar. Some other girl guy would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be, you're not the type for me, really? And there's not a spark inside. What a waste of a lovely night. Say there's nothing here, well let's make something clear. I think I'll be the one to make that call. What's your call? And though you looked so cute in your polyester suit, it's wool. You're right, I'd never fall for you at all. And maybe this appeals to someone not in heels, or to any girl who feels there's some chance for romance. But I'm frankly feeling nothing. So, or it could be less than nothing. Good to know, so you agree. That's right. What a waste of a lovely night.
Sevgili Yüz Yüze izleyenleri, sohbetimize devam ediyoruz. Sohbetin başında Elif'cim şunu da söyledik. Sen aynı zamanda İpek Koza sanatkarsın. İpek Koza Bursa için Bursa'nın en önemli değerlerinden bir tanesi, dünyaya adını duyurdu. Bunu sanat olarak ele almak nasıl bir farklılık? Bunun dışında İpek Koza sanatı neleri kapsar? Senden ayrıntılar alalım. İpek Koza için ben mucizevi diyorum. Çünkü bir böceğin kendi hayatını düşünmeyerek ördüğü bir dış kabuk var ve biz bundan çok değerli olan ipek iplikleri, kumaşları elde edebiliyoruz. Bizler İpek Koza branşında dış kabuğunla eserler üretebiliyoruz. Kabuklar küçük olduğu için ve koza belirli bir boyutta olduğu için daha çok çiçek çalışabiliyoruz. Doğada bütün gördüğümüz çiçekleri biz kozaya uyarlayabiliyoruz. Çiçek ağırlıklı çalışmamızın sonucunda da tablolar eser bazında, bunun dışında dekoratif süsler, işte vazo çiçekleri olabilir, tepsiler olabilir, kapı süsleri, minimalize eserlerde çalışabiliyoruz. Evet, tam buradan yola çıkarak şöyle bir örnek vereceğim. En evet, kolay bu. Bu bir evet, kapı süsü evet, değil mi? Evet, o bir kapı süsü. Koza şurası olsa gerek. Evet, koza kesildi. Kesildikten sonra boyama aşaması var. Boyama aşamasından sonra da çiçeğin doğadaki duruşuna göre şekil veriyoruz. Ben evet, o da bir şunu da almak istiyorum. Bu da bir tepsi. Evet, tepsi. Bunu nişan tepsisi olarak kullanılabilir, kahve tepsisi olarak da kullanılabilir. Genelde öğrencilerimiz herkesin çocukları olduğu için herkes kızıma çeyiz, oğluma çeyiz diye bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Bunlar tabii günlük hayatımızda kullanım için evet, uygun olanlar. Bir de sergilenmek üzere bir tabii, sanat eseri olarak kullanımı var. Bundan söz edelim mi? Evet, tabii ben sergilerde şimdi bunlar daha çok kurumlarda öğrencilere öğrettiğimiz minimalize çalışmalar. Sergiye çıktığımız zaman büyük bazda, yani eser bazında. Orada da yine doğadaki tüm çiçekleri uyarlayan tablolar yapabiliriz. Bunun zeminleri yine ipek kumaşlar olabilir, yağlı boya olabilir. Farklı eskiden çok kullandığımız batik olabilir. Arka zemini de kendimiz boyayarak bir zemin oluşturup eser üretebiliriz. Bunun dışında da ben yine rölyef çalıştığım için 5-6 katta rölyefi bırakarak üst katlarında koza kullanmayı tercih ediyorum. Birleştiriyorsun evet, yani. Özellikle hayvansal figürlerde, kuşlarda, işte tavus kuşu olsun, pelikan, bazı kuşların kozaya kanatlarının uyarlanmasını seviyorum. Ne kadar yakışır. O yüzden yakışır. Çiçek dışında hayvansal figürlerde de kozayı kullanıyorum. Ben sergilerden hatırladığım kadarıyla söylemek istiyorum. Bu eserlerinde hep var. Yani evet, farklı dalları, branşları bir arada kullanıyorsun. Hı. Ya da bir rölyefte hat sanatını kullanabiliyorsun. Evet. Bu birleşmek, bunları bir araya getirmek ne kazandırıyor sence? Şimdi bunları bir araya getirmek öncelikle standarttan çıkıyor. Çünkü sanatkar kendini yenileyebilmeli. Bizim her sergide tanıştığımız farklı dostlarımız oluyor. Sergiye sürekli gelen bir takipçinin dışında her yeni sergide yeni dostluklar ediniyoruz. Takip eden kesimin sergilere ilgi gösterebilmesi için bence sanatkarın yenilik yapması lazım. Zaten ben bu aşamada karar vermeden önce de bir sürü dalda eğitim almıştım. Aslında rölyef ve ipek kozada eğitim veriyorum ama onun dışında nakış, takı, keçe ve deride de eğitimlerim var. O yüzden farklı sanatları bildiğim için asıl branşlarımda da onları harmanlayabiliyorum. Tabii ki o da benim farkımı ortaya koyuyor. Nasıl bir şey? Hani eserin üzerinde künyeniz olmasa bile o eseri gördüklerinde kime ait olduğunu ziyaretçiler anlayabiliyor. Bazen hani öğrencilerim işte hocam şurada bir tablo vardı mutlaka sizindir dediği zaman siz de mutlu oluyorsunuz. Çünkü demek ki İnsanlar sizi tanımaya başlıyor. Sizin hareketlerinizi, dokunuşlarınızı hissediyorlar. Ben hep söylüyorum. Eserlerde mutlaka bir dokunuşumuz var. Bu ruh halimizle de alakalı.
O yüzden farklılık olması gerektiğine inanıyorum. Peki İpek Kozu'ya geri dönecek olursak, İpek Kozu ile ilgili bu boyamalar da var değil evet. mi? Bunu kök boyalardan mı yapılıyor? Yani doğal evet, bir malzeme olan İpek Kozu'ya yine doğal dokunuşlar mı yapıyorsunuz? Şimdi herkesin farklı bir boyama tekniği var ama ben İpek boyaları tercih ediyorum. Çünkü İpek narin olduğu için boyanın uçma riski var. Ama biz kendimiz de boya elde edebiliriz. Örneğin bir çay, ıspanak, işte ıhlamur, farklı renkler elde edilerek boyayabiliriz. Öğrenciler genelde bunu çok severler. İşte kendileri buluş gibi oluyor. Çünkü renk tonları açık, koyu. Kendileri yaptıkları zaman öyle denemeler de yapıyoruz. O zaman bunu da öğretiyorsun. Tabii bunu da öğretiyoruz. Yani Koza'da bir öğrencinin eser bazında ya da yine minimalize bazda ürün çıkartabilmesi için renk bilgimizin gelişmiş olması gerekiyor. O yüzden onun eğitimini de veriyoruz. Peki sergilere geri dönecek olursak, sergi konusunda aktif olarak yer alıyorsun ama gelecek projeler var mı? Ya da sergilerin, soruya şunu da eklemek istiyorum. Vatandaşa ulaşması o sanata ne katıyor? O sanata ne katıyor? Açıkçası kendinizi yenileme ve içinizde zaten sanat yapan insanların içinde sürekli bir heyecan var. Her serginin sonunda acaba yeni sergimde ne yapabilirim? Çünkü bizler bir eseri yaparken tabii ki bir ruh halindeyiz, bir düşüncedeyiz ama o eserin başında karşıdaki kişiye ne yansıttığımız da çok önemli. Oradan gelen tepkilerle bir dahaki sergide bunu yapabilirim, bunu yapmalıyım fikrine kapılıyorsun. Tabii ki ilgi gördükçe heyecanın bir kat daha artıyor ve hemen yeni proje isteği doğuyor. Çünkü sergi ilgi görürse sanatkar da yeni bir sergi açar ama ilgi görmezse şevki kırılabilir. O yüzden bizler için sergi ziyaretleri çok önemli. Çok önemli. Peki var mı gelecek, ya 2017'deyiz. 2017'den evet. söz edecek olursak hangi aylarda ya da başka farklı projeler var mı buradan söyleyebileceğim? Şimdi 2017 yılı için kendi anlamında 2016'nın son Aralık ayında Rölyef İpek Koza'dan oluşan 6. kişisel sergimi açtım. Yeni yıl için İpek Koza branşında, çünkü daha önceki ilk 5 sergimde sadece Rölyef'ti. İpek Koza branşında Allah nasip ederse bir kişisel sergi planlıyorum. Onun dışında da tabii ki karma sergiler, kurumların, devam STK'ların edecek. Sergilerinden davet alırsak düşünüyorum. Ama kişisel bazda bir tane İpek Koza sergim olmasını hayal ediyorum. Peki farklı bir şeyler yapacak mısın? Yani İpek Koza tasarımları evet yaratıcılığına bağlı kişinin yapan sanatkarın ama yine de az bir malzeme. Şimdi örneğin rölyefte derinlik hissi ya da renkler, o kağıdın o milimetrik hareketleri çok şey katıyor. Ama İpek Koza biraz daha yanında alternatifi güç bir malzeme gibi duruyor rölyefe bakılırsa. Aslında değil. Hani şimdi ilk önce öğrendiğimiz zaman, sanatla tanıştığımız zaman dediğim gibi çiçek bazında başlıyoruz. Mesela ben en son sergimde hayvansal figürleri ve rölyefle karıştırdım. Yeni hazırlandığım eserlerde de derilerle ve keçelerle bütünleştiriyorum. Örneğin yapraklarını deriden çalıştığım çiçeklerin çiçek kısmını kozadan ve bütünleştiğinde farklı bir görüntü elde ediyoruz. Bu kişinin her zaman insani yaratıcılığıyla alakalı. Çünkü biz gördüğümüz zaman bir işte kıyafetten bile etkilenebiliyorum. Ya da herhangi bir geziye gittiğim zaman oradaki doğadaki çiçekler, işte sonbaharsa sonbahar renkleri, ilkbaharsa cıvıltısı, renk ahengi. Yani siz bir sanata gönül verdikten sonra kafanızda zaten fikirler uçuşuyor. Acaba ne yapabilirim? İşte bunu gerçek boncuk dediğimiz takılarda bütünleştirebiliriz. Mesela kozalardan bir koleksiyon oluşturuyorum. Aynı şekilde kağıtlardan da kalan kağıt atıklarından bir takı koleksiyonu oluşturuyorum. Çok İnşallah güzelmiş. Herhangi bir sergimde de bunları sergileme fırsatım olur. O zaman bu yılki sergi İpek Koza üzerine olacak ama İpek Koza'yı başka malzemelerle de birleştireceksin. Evet. Böylelikle zenginleşecek. Evet, inşallah. Ben geleneksel sanatları gerçekten Bursa'da sizler vasıtasıyla çok fazla yüceltildiğini düşünüyorum.
Geleneksel sanatlarla ilgili daha önce bir program yapmamıştık. Böyle başlamış olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğim bilgiler çok değerliydi. Katıldığın için de çok teşekkür ederim. Başka bir programda belki tekrar bir araya geliriz. Olay Gazetesi için de zaten haberleri yapmaya devam edeceğiz. Biz de sizi her zaman sergilerimize bekliyoruz. Destekleriniz için ve program için ben teşekkür ederim. Sevgili Yüz Yüze programı izleyenleri, sonuna geldik. Hayatınızdan sanat ve edebiyat eksik olmasın. Haftaya görüşmek üzere.